Hep perişan alemin, zülfü perişan görmedim. Sen gibi alemde bir zülfü perişan görmedim. Bülbülüm, seyri gülistan eyledim. Bülbülüm, seyri gülistan eyledim ama gülüm, Gonca ruhsarın gibi bir verdi handan görmedim. Halimi seyreyleyip feryadıma da adetmeyen sen. Sen tek ey kân-ı kerem, bir ehl-i ihsan görmedim. Kastı canın bilmedim, sevdim o hınhar gamzeni. Öyle kastı can eder bir tığ yoruyan görmedim. Görmedim yârim gibi asla hulusi bir melek. Görmedim yârim gibi asla hulusi bir melek. Seyir kıldım her yanın bir kılcan oksa, görmedim, ah, görmedim. Mecnun gibi giriftar derdi aşkın, Leyla. Mecnun gibi giriftar derdi aşkım, ey Leyla.
Desinler şehidi Kerbela bana. Aşıksınız ya, bizler aşığız ya, uşak aleminde biraz gezinmek istedi gönlüm. Çünkü gözümün önündeymiş, tabirimi hoş görün, burnumun ucundaymış, ben fark edememişim, görememişim. Henüz tanışıyoruz sizlerle. Umarım beni kabul edersiniz. Harabın el
acep mi marı yok bir anen olsa. Acep mimarı yok bir annen olsa. Yolunda başucan vermeklik için girip meydanına merdanen olsa. Ne kim en sevdiğim veya annen olsa. Yanıp hicr firakına hulusi. Ne kim ey sevdiğim veya ben olsa. Gönlünüz daima saadetle dost. Bir kez de yüksek huzura kabulüm için hepinize sonsuz teşekkürler ediyorum. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlarken ben ve arkadaşlarım inşallah gönlü ihlasla coşan ve daima sizlerle aynı atmosferi teneffüs eden talihli kimselerden olmak niyazımda. Hoşçakalınız, hayırlı akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bugün iki güzel Allah dostunu anıyoruz. Önden gidenler, yolumuzu aydınlatanlardan iki tane Allah dostunu anıyoruz. Şimdi programın son bölümüne geldik. Kıymetli hocalarımızın iştirakiyle konuşmalarımızı gerçekleştireceğiz. Profesör Doktor Abdullah Kahraman hocamı ve Doktor Süleyman Aktaş hocamızı ben sahneye davet ediyorum. Buyursunlar hocam. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli dostlar, sevgili kardeşlerim, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, Somuncu Baba ve Hulusi Efendi adına açılmış olan bu ziyafet sofrasına iştirak etmiş değerli kardeşlerim. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Aslında bu güzel musikiden sonra çok manalı yazılmış
ve çok da güzel terennim edilen bu naat ilahi türünde bir mutasavvufun kaleminden çıkmış bir Allah dostunun sayfaları süsleyen, gönüllere ferah veren ifadelerinden sonra aslında Süleyman hocamla dedik ki konuşmaya gerek var mı? Böyle olsa tadında kalsa daha güzel olmaz mı diye doğrusu söyledik. Fakat bizi de mazur görün, huzurlarınızı birkaç dakika işgal etmek durumundayız. Eğer gönüllerinizde kalan o zevke halel getirirsek, gönüllerde parlayan o ışığı birazcık karartırsak bizi mazur görün. O bizim kusurumuzdan ve eksikliğimizdendir. Değerli kardeşlerim, bugün bendeniz sizlere her zaman olduğu gibi Sonuncu Baba Hazretlerinden bahsetmeye çalışacağım. Anlamaz bizi sufi, hal ehli, biz zeban söyleşelim, var ise bir hal ehli. Aslında bu zevat, kal ehli olsaydı, etkileri bu kadar devam etmezdi. Bizleri ve insanlığı derinden etkileyemezlerdi. Ve bu kadar büyük ve payidar, insanların gönlünden hissedar olamazlardı. Hazreti Ebubekir'in bir sözü var. Büyüklerin kıymetini ancak büyükler takdir eder. Şair de der ki, perişanım bugün cana, perişan olmayan bilmez. Cevahir kadrini cevher, fürüşan olmayan bilmez. Onun için bu büyük insanların kadrini takdir etmek bize düşmez. O büyüklerin işi. Biz sadece onların istikametini anarak, onların Allah'a olan aşklarını ve bağlılıklarını seyrederek, temaşa ederek kendimize örnek alır, hisse çıkarır ve onların dünyasına dahil olmaya çalışırız. Onların yakmış olduğu istikamet meşalesini takip etme yoluna gireriz. Ve niyazımız odur ki her gün, her namazın her rekatında Rabbimize niyaz ettiğimiz gibi o niyazı yeniden tekrarlarız. Ne zaman istikamet erlerini anmak durumunda kalırsak bu duamız yine dillerimize gelir, gönüllerimizde yerini alır. İhdinas sıratal müstakim. Rabbimiz bizi yolun en doğrusuna, bizi istikamet yoluna ulaştır. Sıratallezine en'amte aleyhim. Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ulaştır bizi ya Rabbi. Allah'ımızın verdiği nimet nedir? Herhalde maddi nimetler değil, servet değil, yiyecek değil, içecek değil. Çünkü onu herkese veriyor Allah. Canlı olan herkese veriyor Allah onu. Bu ayette kastedilen Allah'ın verdiği nimet özel bir nimet olmalı. İstikametin peşinden geldiğine göre Allah'ın salih kullarına, özel kullarına verdiği en önemli nimet istikamet olması gerekir. İşte biz her gün ve her rekatta Fatiha'yı her okuduğumuzda aslında Rabbimizden bu istikameti diliyoruz. İstikamet dediğimiz şey Peygamberimize ey Muhammed emrolunduğun gibi dosdoğru ol fermanıyla ifade edilmişti. Cenab-ı Peygamber Efendimiz
kendi adına değil ama ümmeti adına endişelenmişti de bu ayet beni ihtiyarlattı demişti. Kendisi Allah tarafından korunmuş masum bir peygamber olmanın yanında ümmetini düşünmek mecburiyetindeydi. İşte ümmetim de bu istikameti sağlayabilecek mi düşüncesi peygamberimizi yaşlandırmıştı. Onun için peygamberlerin varisleri olan alimler ve arifler onun sünnet denen çizgisini en güzel şekilde yaşayıp hayat tarzı haline getirdiler. Sünnet bizim için Kur'an yanında ikinci kaynaktı. Kur'an'ı açıklayan en büyük kaynaktı, en güzel kaynaktı. Ve o peygamberimizin insanlığa örnekliği idi. O örnekliği alimler aldı. Zahiri hayatlarında fakihler, batini hayatlarında sufiler devam ettirdiler. İşte bugün sadedinde bulunduğumuz Somuncu Baba Hazretleri ve Hulusi Efendi de aslında o istikamet silsilesinin, o zincirin birer altın halkası durumundadırlar. 14. ve 15. yüzyılı ameliyle, ihlasıyla, samimiyetiyle süsleyen Somuncu Baba, fırınıyla insanları ısıtan, içini ve dışını doyuran, kainatta tüten bir ocak yakan ve insanları o fırınında pişirdiği somunlarla madden, somunlar içerisine gizlediği irfanıyla manen yaşadığı mahfiyatkar, kanaatkar ve tevazulu bir hayatla hem madden hem de manen kalben fetheden bir Somuncu Baba Hazretlerinden bahsediyoruz. Ben onun hayatını okuduğumda, etkilerine baktığımda şöyle ifade ediyorum zat halilerini. Somuncu Baba aşktır, tüten ocaktır, yerde yıldız, Kur'an'dan ve Resulullah'tan en güzel şekilde nasiplenmiş bir istikamet eridir. Allah'ın ne güzel bir tecellisidir ki onda üç kelime, üç sembol haline gelmiştir. Herhalde bunlar tesadüf değildir. Baba, fırın ve somun. Sıradan bir insana bile bu üç kelimeyi söylesek hiçbir olumsuz anlam taşımaz bunlar. Her birinin ortak özelliği sıcak olmaları. Baba sıcaktır, fırın sıcaktır. Somunun da sıcağı sevilir. Öyle değil mi? Burada baba koruyucu anlamındadır. Velidir. Hamidir. Yol gösterir. Yavrularının üzerine titrer. Şefkat ve merhamet kanatlarını gerer. Ümmetin bin bir belaya düçar olduğu o dönemde ve bu dönemde, her dönemde bu Allah erleri, bu istikamet önderleri adeta selin elinden, ateşin yakıcılığından, şimşeklerin çakışından nesiller kurtarmışlardır. İnsanlığın dalalete düşmemesi için kendilerini ve özel hayatlarını feda etmişlerdir. Onun için biz onlara her zaman
rahmet göndeririz. Rahmet okuruz. Varlıklarıyla iftihar ederiz. Gönlümüzde onlara yer ayırırız. Nasıl ki çocuklarımızın doğum gününde söylenen bir şey var. İyi ki doğdun. Aslında iyi ki doğdunun 1000 çarpı 1000'i bu zevat için söylenmelidir. Şayet onlar doğmasaydı insanlığın hali perişan olurdu. Kim tutardı bizim elimizden? Kur'an var, Peygamberimizin sünneti var, hadisi şerifler var. Onlar bizim elimizden tutar ama metin cansızdır. Metni canlı bir vücut haline getirerek örnek kılacak bir Resul Kur'an'la birlikte gönderilmiştir. Peygamber'e varis olan alimler de o bayrağı tutup o istikamet meşalesini yakıp yolu aydınlatması gerekir. Sadece Kur'an'la, sadece sünnetle uygulayıcılar olmadığı zaman, örnekler olmadığı zaman yolumuzu bulmamız mümkün değil. Onun için Rabbimiz Kur'an'da Ahzab suresinde لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Seni siz Allah Resulü'nde sizin için çok güzel örneklikler var diyor. Biz hayatımızın her safhasında nerede ne zaman muhtaç oluyorsak alemlerin Resulüne bakıyoruz, alemlerin efendisine bakıyoruz ve onda örneklikler buluyoruz. Onun için onun yolundan giden, onun yolundan şaşmayan, şeriatı tarikatla taçlandıran alimlerden bahsediyoruz biz. Somuncu Baba, 14. ve 15. yüzyılın yıldız isimlerinden olarak önce zahiri ilimleri tahsil etti. Ama içinde bir ateş vardı. Doymayan bir tarafı vardı onun. O duygu, o manevi duygu ve tutku Anadolu'nun Kayseri'sinden, Bursa'sından, Aksaray'ından, Darendes'inden her tarafı nasiplendirdi. Erdebil tekkesine uğrattı yolunu. Şam'a gitti, orada kaldı. Sonunda Erdebil tekkesinde manevi seyri sülükünü tamamlamış oldu. Böylece şu mesajı verdi. Sadece şeriatın zahiriyle yol bulmak, istikamet bulmak ve Allah'a halis bir kul olmak mümkün değil. Şeriat ve tarikat beraber olmalı ki istikamet yakalanmış olsun. İrfan ocak haline gelmiş olsun. Bu sebeple baba eğitimci, himayeci ve velidir. Somuncu baba da yolundan giden, nasihatlerini tutan, vasiyetlerine riayet eden bütün müminlerin, hatta bütün insanların velisidir. Fırın ne anlama gelir? Fırın terbiye ocağıdır. Eğitim ocağıdır. Orada yakılan maddi odunlar değildir aslında. Kendisine müracaat eden, ben adam olmak istiyorum, Allah adamı olmak istiyorum diyerek kendisine teslim olanların yakılan kaba, lüzumsuz taraflarıdır aslında. Böylece onun fırını bir eğitim ocağıdır, bir okuldur, bir ekoldür. Ya somun nedir? Somuncu babanın somunu ameldir. Salih ameldir. İnsanlığa, insanlığa sunulan en güzel hediyedir somuncu babanın somunu.
helal, alın teriyle, el emeğiyle helal rızık yemenin yoludur, yordamıdır ve örnekliğidir. Çünkü hayatına baktığımızda kendi eliyle kesmiş olduğu odunlarla, kendi yoğurduğu hamurla ekmek ve somun pişirip kendi eliyle müminlere dağıtmaktadır Somuncu Baba. Onun için onun fırını da bu şekilde bir fonksiyon icra etmiştir tarihte. O fırın sadece 14. yüzyılda kalmamış. Devamlı yanmış, devamlı ekmek dağıtmış, somun dağıtmış. Onun için bu pişip insanlığa dağıtılan ve insanlığın kendisinden her zaman manevi gıda olarak yararlandığı, tadına doymadığı birkaç tane onun fırınından yetişen somun numunesi sunmak istiyorum size, hatırlatmak istiyorum. Kimleri pişirdi o fırında ve insanlığa örnek olarak gönderdi? Hacı Bayram-ı Veli'yi, Akşemseddin'i, İsmail Hakkı Bursevi'yi, Molla Fenari'yi, Üftade Hazretleri'ni, başka söyleyeyim mi? Aziz Mahmut Hüdayi'yi, yetmez mi? İhramcızade'yi, Hulusi Efendi'yi, bunların hepsini o fırında pişirdi ve insanlığa birer lezzetli somun olarak gönderdi. Mütevazi bir kişiliğe sahiptir Somuncu Baba. Onun içinde halkın arasında farklı bir alim ve mutasavvıf olarak tanınmak istemez. Bursa Ulu Cami'nin açılışında ama Emir Sultan Hazretleri onun sırrını fahş eder biliyorsunuz. Ve sırrı fahş olduğu için artık Bursa'da durmaz. Oradan ayrılır. Ve Molla Fenari de kendisine o esnada vurulur zaten. Kendisinin bir takım müşküllerini çözer, bütün ısrarına rağmen Bursa'da kalmaz ve Bursa'dan ayrılır. Sonra Anadolu'nun değişik yerlerinde kalarak Darende de mekan tutar. Oğlu Halil Taybi ile beraber. Biz inanıyoruz ki bugün orada bir ocak yanmaktadır. Somunlar hala pişmektedir. Somuncu Baba'nın etkisi, istikameti, güneşi ve ışığı devam etmektedir. Niyazım şudur. Hep beraber hepimizin niyazı budur. Allah'ım bizi nimet verdiklerinin, istikamet verdiklerinin yolundan ayırma. Bizi onlar gibi dini en güzel şekilde anlayan, en samimi şekilde kavrayan, tavizsiz bir şekilde yaşayan müminler topluluğu eyle. Hepinize saygılar sunuyorum. Efendim konuşmalarından ötürü Profesör Doktor Abdullah Kahraman'a çok teşekkür ediyoruz. Efendim aramızda çok kıymetli bir misafirimiz, daha doğrusu evimiz var. İlçemiz için geceli gündüzlü çalışan, mutlu bir kağıthane için çalışan, şehrimizin, ilçemizin hizmetkarı Sayın Belediye Başkanımız Fazlı Kılıç Beyefendi aramızdalar. Başkanım konuşmalarını yapmak üzere başkanımızı alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar efendim. Efendim cümleten iyi akşamlar diliyoruz. Öncelikle çok değerli hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Sizlere çok değerli kağıthaneli komşularımıza, hanımefendilere, beyefendilere saygılarımı sunuyoruz. Çok önemli ve güzel bir akşamdayız. Ben öncelikle bu güzel akşamı hazırlayan vakfımızın çok değerli yöneticilerine teşekkür ediyorum. Hocalarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten hocamızı kısa bir süre dinleme fırsatını bulduk.
istifade ettik. Hocamızın dualarına amin diyoruz. Dualarına katılıyoruz. Bu güzel programlar için her zaman bizim tüm alanlarımız sizin emrinizde. Hem Sultan Selim Mahallesi'ndeki bu güzel alanımız, Gültepe'deki Kağıthane Merkez'de nikah salonumuz, meclis salonumuz, tüm alanlarımız, açık alanlarımız, kapalı alanlarımız sizlerin emrinde ve bu alanlarımız böyle güzel programlara ev sahipliği yaptığında biz çok mutlu oluyoruz ve sizlerden ricamız, dualarınızı bizlerden eksik etmeyin. İnşallah ülkemiz için her şeyin en iyisi olsun, en güzeli olsun. Tabii ülkemizde şu anda önemli bir süreçten geçiyoruz. Herhalde önümüzdeki yüzlerce yıla ışık tutacak, ülkemizin geleceğini sağlam temeller üzerine oturtacak önemli bir çalışmayı inşa etmeye gayret ediyoruz. Bu anlamda da dualarınızı bekliyoruz. Dualarınızı bizlerden eksik etmeyin. Tekrar iyi programlar diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain ve ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Fekâne kâbe kavseyni ev adnâ. Sadakallahu lazim. Ve kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hayrun nâs men yenfe'un nâs. Sadaka Resulullah. Muhterem Efendimiz Hazretlerinin manevi huzurlarında, muhterem Efendi Hazretlerimizden başlayarak Pir-i Piran Hazaratına, Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerini naçizane, fakirane, şahsım ve sizler adına en derin hürmetlerimizle, en derin muhabbetlerimizle, saygıların en güzeliyle ellerinden öpüyoruz. Hürmetlerimizi, ihtiramlarımızı arz ediyoruz. Manevi huzurlarında kabul etmelerini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. Değerli kardeşlerim, hakikaten Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Hazretleri Vakfı adına kardeşlerimiz can hıraş gayret sarf ediyorlar. Efendi Hazretlerinin emirleri doğrultusunda sadece bir program gerçekleştirmiyorlar. Aynı zamanda maneviyat pınarlarından kana kana, doya doya manevi nurlar içmemize vesile oluyorlar. Onun için fakirane bendeniz ve sizler adına da bu vakıf çalışanı olan kardeşlerimizin her birini de ayrı ayrı selamlıyorum. Muhabbetlerimi kendilerine arz ediyorum. Değerli kardeşlerim, bu güzel ziyafet sofrasından ve ziyafet gecesinden sonra konuşmak zor ama izin verirseniz bana verilen görev gereği Pirimiz Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Hazretlerinden bahsetmeye çalışacağız. Kur'an ve sünnet gibi iki temiz ve saf kaynaktan beslenen tasavvuf nehri asr-ı saadetten beri coşkuyla akmakta. Geçtiği havzaları bol rahmetle sulamaktadır. Dünya kuruyor değerli kardeşlerim. Akan nehirler bile dünyayı sulandırmıyor, ıslatmıyor biliyor musunuz? Allah Kur'an'da diyor ki, sonra onların kalpleri taşlar gibi oldu. Taşlardan da daha katı oldu. Kalpler taşlaştı. İnsanlık birbirini yiyor. İmansız imanlılar değil, aileler birbirini yiyor. Baba evladı, evlat babayı, kaynana gelini, gelin kaynanayı, patron işçiyi, işçi, müftü imamı, imam müftü. Ne oluyor peki? Ne oluyor? Taşlaşmış kalpler. Biraz sonra geleceğiz. İstirham ediyorum ne olur özellikle hacı bacılarımız. Hacı validemizden bahsedeceğim. Hacı Naciye Sultanımızdan bahsedeceğim. Bakın ne kadar büyük bir örnek. Neler görmüş, neler yaşamış. Sadece bir şey için. Bu taşlaşmış kalplerimizin
taşlaşması değil de rahmetleşmesi için. Buna muhtacız. Ve Hacı Valide Sultan diyor ki, darende de kimse kapısına kilit vurmazdı. Kapılar açıktı. Kimse kimsenin kapısına dönüp bakmazdı bile. Peki ne oluyor şimdi? Müftüsüne ne oluyor? İmamına ne oluyor? Vaizine ne oluyor? Sakallısına ne oluyor? Bir şeyi söylemekten çok korkuyorum. Ama izin verirseniz onu da bu akşam söyleyeyim. Dervişine ne oluyor? Çok ilginç. Onun için bu iki kaynak, Kur'an ve sünnet kaynağı, geçtiği bütün havzaları maddi manevi ihya eden rahmettir diyor Efendi Hazretleri. Kim için? Pirimiz için. Zemzem gibi tükenmeyen, Kevser gibi leziz, kor gibi beyaz ve aziz mi aziz? Peki bu fakir kardeşiniz, Pirimiz Hulusi Efendi Hazretlerinden bizzat dinledim. Oğul Hafız gel buyurdu. Gittim. Buyur efendim. Mübarek şöyle tutardı. El içinde böyle. Mübarek. Arkadaşlar gülüyorlar, bilirler. Oğul, Pir Hazretlerinden dinledim. Hulusi Efendi Hazretlerinden. Oğul, bir insanın uçtuğunu görseniz uçmaz ya. Hani insan. Ne yaparız? Aman Allah, şimdi kağıthanenin üstünden bir insan kanatlarda uçuyor. Aman Allah, çeken çekene, yakalayan yakalana, elini eteğini öpsek, keramet sahibi adam değil mi? Herkes yaklaşırız. Efendim dua et, işimiz iyi gitsin. Efendim dua et. Herkes yalvarır değil mi? Uçuyor çünkü adam. Ama Pir Hazretlerimiz buyurdular ki, değerli arkadaşlarımız, kıymetli ihvan-ı dinimiz, uçtuğuna itibar etmeyin. Ayakları yere bastığı zaman şeriatına itibar edin. Yolumuz oğul şeriat yoludur. Şeriatsız tarikat olmaz. Şimdi değerli kardeşlerim, Hacı Naciye validemiz gece yarısı kalkar. Pir Hazretleri gece yarısı kalkar. Pir Hazretlerine ilham yoluyla gelen ilahileri kalemi kağıdı yoktur. Neyle? Kömürlerle duvarlara yazar. Ertesi gün bir daha okur, not alır. Hacı Valide Sultan Hazretlerine der ki, Hacı Hanım bunları temizle. Ben de temizlerim der. Çoğu ilahilerini böyle duvarlar üzerine kömürle yazar, daha sonra kağıdı çekerdim. O zamanlar böyle kağıt kalem yoktu. Gece sabahlara kadar ihvanların evlerinde sohbet olur, semaver yanar, ateş üzerinde porselen demlik içlerinde çay hazırlanır, varsa şeker, yoksa dut kurusu veya kara üzüm kurusu ile çay içer, ilahi okurlardı. Gönüller nasıl cilalanıyor değil mi kardeşlerim? Şimdi bizim halimize bakın. Bir gün Pir Hazretlerine sormuşlar. Evlatlarından 10 tane çocuğu olmuş, 2 kız 2 erkek Allah'ın rahmetine kavuştu. 3 erkek 3 kız hayatta, bir efendi hazretleri. En çok hangisini seversin? Çok dikkat edin değerli kardeşlerim. Aile saadeti için çok önemli. Pir Hazretlerimiz buyurmuşlar ki, büyüyene kadar en küçüğünü, büyüyene kadar en küçüğünü, İyileşene kadar hasta olanını, ne güzel değil mi? Yani bir babanın 10 tane evladı olur. Bunu ben Pir Hazretlerinden dinledim. 10 tane evladının her türlü sızısı, sıkıntısı babaya intikal eder. Ama babanın sızısı, sıkıntısı evlata isabet etmez. Onun için İyileşene kadar hasta olan oğlumu ve eğer gurbetteyse eve gelinceye kadar gurbette olan oğlumu severim. Bir gün bir arkadaşın evinde karşı Üsküdar tarafında, o zaman İstanbul'un önemli iş adamlarından biri şöyle dertli dertli oturuyor. Pir Hazretleri, oğul gel, ismini söylemeyeceğim ben. Bununla bitiriyorum. Oğul gel,
geldi otur. Yine elini elinin üstüne tuttu. Oğul dedi, beni iyi dinle. Evlatlar ana babalarına niçin gerektiği gibi saygı duymuyorlar? Tabii Kur'an'da anlatılanlar var, şu var, bu var. Hazreti Adem aleyhisselam babamız anasız babasız dünyaya geldi. Hazreti Adem babamız, Pir Hazretleri anlatıyor. Evlatları vardı. Evlatları birbirini öldürdü. İlk başta Aş-ı Şerif okuyan kardeşimiz Hüseyin Hafız tam bu ayetleri okudu. Hazreti Adem babamızın çocuklarının birbirlerini öldürme ayetlerini okudu. Ben de bununla bitireyim. Adem babamız ana baba sevgisi, ana baba hürmeti nedir? Görmediği için evlatlar da hep kendi evlatlarına doğru sevgilerini kaydırıyorlar. Oysa Allah'ın istediği bunu ana babaya doğru çevirebilirse insan kıymetli insandır. Oğul, soframızda bütün evlatlarımız vardı. Tek kemalim yoktu. Pir Hazretleri, kemalim yoktu. Hacı validenizin gözlerinden yaşlar akmaya başladı. Hacı hanım, hayırdır, seni üzen bir şey mi var dedik diyor. Yok efendim, yok yok hacı hanım, bir şey var. Efendim, kemalim asker. Şu yemeği kemalim çok seviyordu. Onun için kemalim olmadan boğazımdan gitmiyor efendim. Analar babalar böyledir. Onun için Pir Hazretleri büyüyünceye kadar en ufağını, iyileşinceye kadar hastasını, gurbette olan varsa eve gelinceye kadar gurbette olanını severiz. Yani evlatlar arasında sevgide farklılık olmamalı değerli kardeşlerim. Olursa gönüller parçalanır, parçalanırsa huzur olmaz. O zaman Allah'a giden yolda engeller, Allah'a giden yolda dikenler olur. Elhamdülillah. İşte bu yol, işte bu dava. İhvan ne demek? Kardeşlik. İşte bizi kardeş eden, efendinin peşine taktıran, Allah'a götüren yoldur. Allah'a giden yolunuz hayırlı olsun, mübarek olsun. Kağıthane Belediyesi'ne ve vakıf çalışanlarımızdan Cenab-ı Hak Teala Hazretleri nasıl razı olacaksa öyle olsun. Öyle razı olsun. Allah'a emanet olunuz. Saygılar sunuyorum.